Merhabalar sevgili öğrencilerim. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Bugün 6. sınıf deneme sınavımızın cevaplarının kontrolünü sağlayacağız. Lütfen dikkatli bir şekilde cevapları dinleyin. Anlamadığınız yerleri not almayı unutmayın. Birinci sorumuzla başlıyoruz. Tablolarda verilen deyimler ve anlamları aşağıdakilerden hangisinde doğru eşleştirilmiştir diyor. Şimdi burada verilen deyimleri buradaki anlamlarına göre eşleştirmemiz isteniyor. Beraber bakalım. Şimdi burada açığını bulmak deyimi bakalım hangisiyle eşleştiriliyor? Herhangi bir işteki eksiği, hileyi ve zararı ortaya çıkarmak. O zaman üçgen birinci sırada olması gerekiyor. İkincisine bakalım. Bire bin katmak. Bire bin katmak. Hemen bakalım. Olduğundan çok göstermek, abartmak anlamındadır. Evet, hemen üçüncüye bakalım. Darda kalmak, zor duruma düşmek. Evet, kareye üçüncüyle eşleştirdik. İpe un sermek, istenilen işi yapmamak için bahaneler öne sürmek, ayak diremek, bir şeyde ısrar etmek, karşı koymak, kendi kararından vazgeçmemek. O zaman buradaki sıralamaya baktığımızda hangisi bizim eşleştirmemize uyuyor? Evet, B şıkkı bizim eşleştirmemize uyuyor. İkinci sorumuzla devam edelim. Aşağıdaki tabloda Morse alfabesi ve bu alfabedeki sembollerin Türkçe karşılıkları verilmiştir. Bakın burada bize tabloyu vermiş. Buna göre konut sözcüğünün eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisinde Morse alfabesine göre doğru yazılmıştır? Öncelikle konut sözcüğünün eş anlamlısı nedir? Hemen bir onu düşünelim. Konut sözcüğünün eş anlamlısı evet evdir. O zaman Morse alfabesinden E sözcüğünün eşleştiği harfleri buluyoruz. E ve burada da gördüğünüz gibi V harfimiz var. O zaman nokta, 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 nokta ve çizgi olması gerekiyor. Hangi şıkta var? Evet, C şıkkında benim cevabım, doğru cevabımı bulmuş oldum. Üçüncü sorumuza devam edelim. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna diğerlerinden farklı bir noktalama işareti getirilmelidir? Eyvah, cüzdanım evde kaldı. Ünlem cümlesi, ünlem koydum. Bu evde oturmayı çok seviyorum. Nokta. Muz ve çilek en sevdiğim meyvelerdir. Nokta. Geçen hafta o filmi izledik. Nokta. O zaman hangisine farklı getirdim? Evet, A şıkkına farklı bir noktalama işareti ünlem getirmiş oldum. Dördüncü sorumuzla devam edelim. Numaralanmış cümlelerden anlamlı bir metin oluşturulduğunda hangisi üçüncü sırada yer alır? Şimdi önce buradaki cümleleri bir mantık çerçevesinde oturtalım. Şimdi hemen bakıyoruz. Evet, şimdi eller suyla ıslatıldıktan sonra kullanılacak sabun ellere uygulanır. Üçle başladık. Bilekler, avuç içleri, parmaklar, parmak araları, el sırtı ve tırnak içleri 30 saniye kuvvetlice ovulur. Bakın elimize önce sabun aldık, sonra ovuyoruz. 2 dedik 1'e. Eller iyice durulanır. Dördüncü. Ondan sonrasında da özellikle halka açık ve toplu yerlerde tek kullanımlık havlu kağıt ile eller kurulanır. Hangisi üçüncü sırada yer aldı? Evet, üçüncü sırada yer alan D şıkkımız oldu. Beşinci sorumuzla devam ediyoruz. Bu tablodaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Gülü seven dikenine katlanır. Sevilen, değer verilen insanın bazı kusurları hoş görülmelidir. Kesinlikle doğru. Esirgenen göze çöp batar. Bir şeyin üzerine çok fazla yoğunlaşmak aksilikleri, olumsuzlukları beraberinde getirebilir. Evet, bu da doğru. Laf ile peynir gemisi yürümez. Konuşma ile bir şey olmaz. İcraat önemlidir. Bu da doğru. Dost dostun ayıbını yüzüne söyler.
Dostumuz gerçekleri söylerse düşmanımız olabilir. Bu kesinlikle yanlış bir eşleştirmedir. Evet, altıncı sorumuzla devam ediyoruz. Öğrencilerden hangisi öğretmenin belirttiği kurala uymayıp cümlesinde farklı bir yolla oluşturulmuş ikileme kullanmıştır? Öğretmen ne demiş? Çocuklar, sizlerden içinde ikileme geçen cümleler kurmanızı istiyorum. Yalnız biri anlamlı, biri anlamsız sözcüklerden oluşan ikileme bulunması gerekiyor. Biri anlamlı, biri anlamsız. Çoluk çocuk Ankara'ya geldiler. Burada biri anlamlı, biri anlamsız. Burada doğru. Üzerine yırtık pırtık bir elbise giydi. Yırtık anlamlı, pırtık anlamsız. O zaman bunlar öğretmenin verdiği kurala uygun. Abuk sabuk davranarak bizi utandırdı. Abuk sabuk sözcüğü ikisi de anlamsızdır. Çer çöp, çöp anlamlı, çer anlamsız. O yüzden cevabım C şıkkı oluyor. Yedinci sorumuzla devam ediyoruz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yay ayraç içinde belirtilen anlam olayı yoktur? Beyaz altın bu yıl para etmiyor. Beyaz altın dediğimizde burada ne kullandık? Kesinlikle deyim aktarması kullanmadık. Dolaylama kullandık. Dolaylama. O yüzden yanlış olan şıkkı hemen bulmuş olduk. Sekizinci sorumuza devam ediyoruz. Küçük sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde evinde büyük bir masa vardı cümlesindeki büyük sözcüğünün karşıt anlamlısı olarak kullanılmamıştır. Şimdi bakalım. Burada küçük koltuğa sıkışmanıza gerek yok. Burada kullanılmış karşıt anlamlısı. Okulumuzun bahçesi çok küçük. Burada da kullanılmış. Beni herkesin içinde küçük düşürdü. Buradaki küçük düşürmek mecaz anlamda kullanıldığı için cevabımız C şıkkı olur. Dokuzuncu sorumuzla devam edelim. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kalp sözcüğü soyut anlam taşır? Zamanında kalbimi çok kırdın. Burada hemen cevabı bulduk ama yine diğer şıklara bakalım. Dedemin kalp zarında iltihap varmış. Kalp gerçek anlamda kullanılmış. Yani somut anlamda kullanılmış. Kalp doktoru olmak için çok çalışıyor. Burada da somut anlamda. Doktorun yaptığı kalp ameliyatı işe yaramış. Burada da somut anlamda A şıkkında kalbimi kırdın. Soyut anlamda kullanılmış. 10. sorumuzla devam ediyorum. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde deyim açıklamasıyla birlikte verilmiştir? Ayşe ipe un serer, hemen her işi hallederdi. Şimdi burada Ayşe ipe un serer, her işi hemen hallederdi. Burada kesinlikle açıklamasıyla birlikte verilmemiş. İpe un sermek işi hemen halletmek anlamında kullanılamaz. Duyduğu lafı herkese yetiştirir, ağzında bakla ıslanmazdı. Duyduğu lafı herkese yetiştirir, ağzında bakla ıslanmazdı. Kesinlikle deyim burada açıklamasıyla birlikte verilmiş. 11. sorumuzla devam edelim. Tabloda numaralanmış cümlelerden hangisi yanlış işaretlenmiştir? Burada atasözü ve de özdeyiş olan bazı cümleler vermiş bize. Bakalım hangisi yanlış işaretlenmiş? Adalet evrenin ruhudur. Bu bir özdeyiş. Ömer Hayyam. Özdeyişler biliyorsunuz ki kim tarafından söylendiği belli olan değil mi sözlerdi? At ölür meydan kalır, yiğit ölür şan kalır atasözü. Bunlar doğru. Cömertlik ve yardım etme konusunda akarsu gibi ol Mevlana. Bu bir özdeyiş olması gerekiyordu. Cevabımız C şıkkı oldu. 12. sorumuzla devam ediyoruz. Dokunmak sözcüğü yukarıdaki numaralanmış cümlelerde kaç değişik anlamda kullanılmıştır? Dokunmak sözcüğü. Komşuda yediği yemek dokunmuş. Komşuda yediği yemek dokunmuş. Yani midesini rahatsız etmiş anlamında. Çocuk kedisine sevgiyle dokundu. Yani temas etmek anlamında. İki tane anlam oldu. Güneş çiçeklerinin yapraklarına batmadan önce son kez dokundu. Yani yapraklar güneşi gördü anlamında.
Söylediği son şarkı bana çok dokundu. Yani bana üzüntü verdi anlamında. O zaman dört farklı anlamda kullanılmıştır. Şimdi bize bir görsel vermiş. Bu görselden yola çıkılarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir diyor. Önce görsele bir bakalım. Ahşap ev, at arabası, bir çocuk, bir satıcı, değil mi? Sokak satıcısı. Burada da bir adam var. Bunlara göre hangisi en mantıklı oluyor? Hemen ona bakalım. Bir gün mahallemizde yürüyüşe çıktım. Köşe başına geldiğimde ahşap evimizin önünde bir at arabası gördüm. Tam eve girecektim. At arabasının sahibi Osman Bey küçük bir çocukla sohbet ediyordu. Eski kaldırımlar üzerinde omzundaki yüklerle zar zor yürüyen yaşlı adama yaklaşınca tanıdım. Mahallemizin sütçüsüydü. Gördüğünüz gibi D şıkkında bütün her şey burada anlatılmış. Evet, 14. sorumuzla devam ediyorum. Aşağıdakilerden hangisinde sözcükler anlam kapsamına göre özelden genele doğru sıralanmıştır? Özelden genele. Varlık, canlı, bitki, çiçek, gül. Bu genelden özel olmuş. Kalem, kağıt, defter, kitap, eşya. Bu kesinlikle bir sıralama olmamış. Hemen C'ye bakıyoruz. Masa, mobilya, eşya, cansız varlık. Evet, cevabımızı bulmuş olduk. 15. sorumuzla devam ediyoruz. Numaralandırılmış cümlelerdeki altı çizil sözcüklerin anlam özelliği aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla doğru verilmiştir? Kapının dili bozulunca içeride kaldık. Yan anlam. Şöyle yan yazalım. Sırtıma dokunarak beni uyardı. Gerçek anlam. Mağaranın ağzı örümcek ağlarıyla kaplamıştı. Yine yan anlam. Cesaretimin kırılmasına sen sebep oldun. Mecaz anlam. Şimdi buna göre hangisinde doğru verilmiş? Yan, gerçek, yan, mecaz. Evet, A şıkkında doğru verilmiş. 16. sorumuza devam ediyoruz. Numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Konsere gidemeyince biletlerimiz yandı. Birinci cümlede yandı sözcüğü mecaz anlamda kullanılmıştır. Kesinlikle doğru. İkinci cümlede boş sözcüğü gerçek anlamda kullanılmıştır. Kitaplarını boş bir kutuya yerleştirdi. Kesinlikle doğru. Üçüncü cümlede soğuk sözcüğü nicel anlamda kullanılmıştır. Bakalım. Soğuk havalarda kalın giysiler giyilir. Kesinlikle doğru. Dördüncü cümlede kara sözcüğü gerçek anlamda kullanılmıştır. Kara haber kötü haber demektir. Burada gerçek değil, mecaz anlamda kullanılmış. Cevabımız D şıkkı oluyor. 17. soruyla devam edelim. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde terim anlamlı bir sözcük yoktur? Bakalım. Bu konuyu farklı bir şekilde değerlendirmeliyiz. Burada yok. Makale yazıları çok başarılıydı. Burada makale. Bize çalmadan önce gitarının akordunu ayarladı. Burada akord. Ameliyatta hasta narkoz ile uyutuldu. Burada da narkoz. 17. sorumuzun cevabı A şıkkı oluyor. 18. sorumuza devam edelim. Aşağıdakilerden hangisine somut anlamlı sözcükler bir arada verilmiştir? Bakalım hangisinde? Kalem, akıl dedi. Burada soyutlaştı hemen. Deniz, sevgi, huzur, kin. Burada da gördüğünüz gibi yine soyut. Rüzgar, bulut, beyin, çukur, kar. Evet, cevabımız gördüğünüz gibi C şıkkı oldu. İyilik, nefret, kıskançlık bunlar da yine soyut anlamlıdır. 19. sorumuzla devam ediyoruz. Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisi anlam ilişkisi bakımından diğerlerinden farklıdır? Konuk, misafir, eş anlamlı. Tümce kelime. Tümce kelime eş anlamlı değil. Tümcenin eş anlamlısı cümledir. Lisan dil eş anlamlı, yetenek kabiliyet eş anlamlı. Cevabımız B şıkkı olur. 20. sorumuz, son sorumuzla devam ediyoruz. Cimri insan başkasına değil, kendisine de bakmayan ve harcamayan insandır. Cimri insan elindekini biriktirir.
En temel duygusu da elindekini tutarak kendini güvende hissetmektir. Maddi varlık ve biriktirme isteğinin altında yatan neden ise yaşanılan toplumdaki insan ilişkilerinde emniyette ve güvende olma arzudur. Bu metinde özellikle verilen kişiden aşağıdakilerden hangisini yapması beklenemez? Maddi harcama yapmaktan uzak durmak, bu beklenir çünkü hiçbir şey harcamıyor, biriktiriyor. Sürekli gereksiz harcamalar yapmak, bu beklenemez. Kendini güvende hissetmek için birikim yapmak kesinlikle beklenir. Her zaman mal varlığını elinde tutmak, bu da kesinlikle beklenir ama B şıkkı beklenemez. Çünkü cimri insan gereksiz harcama yapmaz. Evet, deneme çözümlerimizin sonuna geldik. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum, öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.